Her birinize hoş günler arzulayıram. Bağışlayın, bu meclisin baş pezevengi kimdir? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Baş konuğu demek istedim Emati'cim. Hemen niye üstüne alınıyorsun? Sen buranın baş konu olsan da yine de sana söylemesine müsaade etmem Fikret Bey. Teşekkür ederim Memati'cim. Sen malları göster gözüm. Geç tefrişatı. Hürmetli beyefendi, benim adım Nazır'dır. Gözüm değil. Sizlere getirdiğim bu numuneler birer teknolojinin yaşlısıdır. Bu gördüğünüz var. Bak gördün mü Memati? Benden de ayısı çıktı. Yok. Siz yanlış başa düştünüz. Türk dilinde bu silah demektir. Siz bu silahı alıp oranıza koymuşsunuz. Kardeş. Sen paradan puldan bahset. Hiç mi sizin dilde silah görmedik? Bellesini hiç görmemişsinizdir. Sor bakalım İbrahim. Bunlardan istediğimiz zamanda, istediğimiz miktarda temin edebiliyor muyuz? Sen niye soruşmursan dostum? Buyurun Fikret Bey, cevap verin. Böyle işlerde adımı ağzına alma İbrahim. Yarın ben bir kürsüde oturup, bu adamı tanıyorum, tanımıyorum gibi sorularla muhatap olmak istemiyorum. Kim soracak bunu size Fikret Bey? Demedi demeyin. Davut Tataroğlu'nun en iyi adamı Yalçın Bulut. Bu yaptığınız resmen uluslararası silah kaçakçılığı. Öyle değil mi? Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati Baş. Hamınızın adını çok işitmişim. Bizzat tanış olmamıza da çok memnunum. Lan dol buradan! Sen beni muhterem dostlarım yanında nasıl utandırırsın? Hamınızdan özür isterim. Buradan çıkan gibi gülleyeceğim. Size hürmetsiz gelseydim burada vurardım. Hakikaten iki devlet ama tek milletmiş. Ben kardeşimi buldum. Aynı benim kafamda. Özümüz bir. Özür isterim, hürmetli büyüğüm Memati Bey. Ama bu çayın karşılığı yok. Ne demek karşılığı yok? Uşaklar bankalara soruşmuşlar. Devlet bütün hesaplarınızı dondurup. Devlete karşı ne hata işlemişsiniz bilmiyorum. Ama biz devlete karşı hata işleyenlerle işlemirik. Ulan kaçakçı mısın, maliye memuru mu? Adama bak. Demedim mi İbrahim? İskender'in iktidara gelişinin bir bedeli olur diye. Bana demediniz Fikret Bey. O zaman kızın Necla'ya dedim demek ki. Ya iktidar koltuğuna oturursun, ya da o koltukta oturanın kucağına oturursun kızım dedim. Bana bak Nazır. Sana laf olsun diye çek verdim. Benim sözümden büyük çek senet yok. Paran neyse vereceğim. Eğer Mehmet Fikret Bey buraya imza atsa, kefil olsa, onda başka bir mesele.
Almıyorum lan silahı milah. Yakının karşımdan. Terbiyesiz! Redol! Eğer burada hürmetli büyüklerim olmasaydı seni öz ellerimle öldürerdim. Sen nece benim istemediğim bir şey diyebilirsen? Sizlerden çok özür isterim. Reddolun dedim lan. Bir de almayın bunları içeri. Kazım at bunları dışarı. Bir dur kardeş, bir dur, bir dur. Biz geldiğimiz gibi gitmezsin de bilirik. Ama şunu da unutmayın ki, bizden icazetsiz bir tek gülle bile alabilemezsiniz. Allah Allah. Demedim mi sana İbrahim? Silah ticareti zordur. Herkes yapamaz. Dediniz Fikret Bey. Bana ne? İbrahim'e demişsen demişsin. Öyle deme Memati'cim. Devlet sizin banka hesaplarınıza el koymuşsa, silahlarınıza da el koymuştur. Düşmanlarınızla nasıl mücadele edeceksiniz? Demedi deme Memati. Sizi iki günde harcarlar. Tamam Nazır, uzatma. Canım başka şeylere sıkkın. Sana patladım. Teessüfler olsun ki aramızda ticari elektrik olmadığını görürüm. Ama ben sizi insan olarak özümden çok severim. Sizin de beni sevdiğinize inanırım. Ben seni insan olarak niye seveyim? Ben bir kere insan sevmem. Olabilir. Burada bekleyeceksin. Ben sana nakit getireceğim. Özür istirem. Ama olmaz. Kendini sevdirtme Nazır. Seni bir seversem yatağındaki hanımın bile seni tanıyamaz. Biz burada gözleyebilerek mi Mehmet Fikret Bey? Demedi deme Nazırım. Memati pis sever. İbrahim bunu Necla'ya da söyle. Sonra kızım duymadım demesin. Arayan soran? Bedri Bey geldi Memati Bey. Bedri Bey İbrahim Bey için geldi. Benim Azarı kardeşim nerede? Fikret Bey'in yanında efendim. Demedim mi Nazır para gelir diye? Dediniz Mehmet Fikret Bey. Sevkiyat ne zaman? Sabah tezden gemi yola çıkar. Nazır, sen bana ortaya bir kasa karışık yap. Onu da bu geceden ver. Benim yanımda o kadar yoktur ama. Size tapabilemeyeceğim de iş yoktur. İbrahim'e de söyledim. Geceler kısaldı ama bu gece uzun olacak dedim. İcazenizle hürmetli büyüklerim. Pulların bu hissesini de Hocalı'da yitirdiğimiz kardeşlerimizin kalanları için ayırmışam. Benim payımdan ne münasebetle hocalara pay ayırıyorsun? Sen Hocalı hakkında hiç ne bilir misin? Adamım. Bu ayı armuttan başka bir şey bilmez. Sen boş ver. Zaten Azerbaycan'ın tamamı size küsmüş. Niye? Biz ne yaptık? Bizim özümüz özümüze bunu eylerse başkaları bize neler eylemez? Ermenistan bizim toprağımızdan geri kaydarsın.
Siz buradan Sarhat'ta açın. Biz öbür taraftan Sarhat'ta açak. Ayıptır. Türk Türk'ü desteklemezse, özümüz özümüze arka çıkmazsa, bize arka çıkan yadlar bizi düzüstü koyarlar. Demedim mi İbrahim, bu Nazır boş adam değil diye? Ver İbrahim, şu payından biraz daha ver. Siz verin Fikret Bey. Siz de verin, siz de verin. 1 milyon kaçkınımız var. Siz Azerbaycan'ı hep ne petrol zengini zannetmişsiniz. Alabilirsiniz ki bizim hiç kasıbımız yoktur. Nazır, yeni bir parti mal çıkarmamız lazım. Ay kişi, silah beyam ottur. Bir haftaya yerde bitsin. Sizde hiç sabır denen şey yoktur. Demedi deme İbrahim. Tasarı geçmeyecek. Nesine Fikret Bey? Silahtan kazandığın bütün parasına. Ne tasarısı ortak? Lafta soykırım tasarısı. Ha. Üzülüyorum sana İbrahim. Bütün kazandığın parayı iddiada kaybediyorsun. O tasarı geçecek Fikret Bey. Adam soykırım demiş. Seçim vaadi bu. İncimeyin bey. Siz hangi mezhebe kulluk edirsiniz? Benim aziz beyim, siz bu silahları Afrika'ya satırsınız, öyle mi? Hayırdır adamım Nazır? Orada burada silahların Lübnan'a, Hizbullah'a gittiğini diyorlar. Bende imkanı yok diyorum. Ha Afrika, ha Lübnan Nazır. Bize ne? Paramız veriyorlar mı, biz ona bakarız. Benim hürmetli beyim, ben bir defa Lübnan'a mal sattım, canımı gücünden kurtardım. Niye kardeş? Paranı mı vermediler? Yok, yok Mehmeti kardeş, yok. İsrail adamın emdiği sütü burnundan getirir. Hizbullah raketi attığı gibi İsrail'e, o raketin parçaları ta Bakü'ye gelip çatır. Nazır, siyaseti hiç sevmem. Ticaret yapıyorsam da paraya bakarım. Benim hürmetli beyim, siz onda beni bağışlayın. En yakışısı, siz silahı başkasından alın. Tamam kardeş, tamam. Sorarız Mehmet Fikret'e. Dur, hemen anlamadan dinlemeden karar vermeyelim. Otur. Ne vakit gelirsiniz? Nereye? Ata torpaklarına, Bakı'ya. İşin gücün arasında nasıl gideceksin Nazır? Bir insan ki atasını, torpağını işinden üstün tutmazsa o nece bir insandır? O nece bir Türktür? Senin kadar romantik silah tüccarı dünyada var mıdır Nazır? Biz şehirle, şairle, edebiyatla, dastanla büyüdük. Özümüz bundan ibarettir. Beni dünyanın en hoşbetli insanı eyledin hürmetli beyim. Sen istesen de hele böyle pasaport yok. Kırmızı Azerbaycan pasaportu tapabilirim. Kırmızı mavi karıştırma Nazır. Gireceğiz çıkacağız. Öyle yok. Bir aydan tez seni geri getirebilirim. Benim ailem çok büyük. Hamısı seni konak misafir etmek isteyebilir. Bir aydan tez geri kaytarabilirim. Kardeş, biz bir girip çıkalım. Gerekirse senin o hürmetli büyüklerini bir yıl ziyaret edebiliriz. Sen nece münasip görürsen sen öyle olsun. Nazır, ben sordum. Sizin aranız Ruslarla iyiymiş. Bale, yakşıdır. Ermenistan'ın arkasında Ruslar yok mu? Olabilir. Nazır, sen bize Ermenistan sınırını açmayın diye kızacağına Ruslarla muhabbetini kes. Ay kişi, sen özünü bir Rus'la aynı mı görürsen? Onlar birbirinin özü, biz de birbirimizin özüyüz. Gelip Baku'da bir ay kalsan, onda ben sana öz derdimi başa salabilirim.
Ulan heriflere bak. İki silaha teşekküre gelmişler. Standartları var demek ki abi adamların. Kim var? Nazır Bey ile Yalçın Bulut Bey var. Bu Lübnanlıları kim aldı içeri? Nazır Bey'in misafirleri diye biliyoruz efendim. Hürmetli beyim, Arap kardeşlerimizi gördün. Gördüm de Nazır, ben yaptığım işin gizli olmasını severim. İnanın ne ettimse mani olabilmirim. Adamlar diyor ki, bizi bu yiğitle tanış hele. Elini sıkmak boynumuzun borcudur. Bu Nazır bizi İsraillerle düşman edecek. Bu Araplara bir bardak su verenin anası ağlar. Hele ki silah. Kafamı bozmasınlar, kendi ellerimle götürürüm. Aykışı, sen niye burada kalmışsan? Gel bu karabağı alak. Gamze nasıl? Öldü. Çocuk? Doğarsa yaşayacak. İyi. Siz özel danışırsınızsa ben çıkabilirim. Ne dedin sizinkilere? İntihar etti. İnanmazlar. Davut Bey, ben ne diyorsam ona inanır. Şimdi. Şerefsizler, arkamızdan dolanıyorlar. Yürü Kazım. Yılmaz, bu ne? Baruttur ağam. Ne yapmak lazım? Ateşle yanına yaklaşmamak lazım.
zaman biz neyiz? Yılmaz! Ulan siz daha ölmediniz mi? Kepaze herifler, rezil herifler! Ağanızın yüzüne nasıl bakacaksınız lan? Ulan ya öldürün ya ölün, yürüyün lan! Siz kimsiniz? Biz sizin kardeşinizsiz. Ben senin Azeri kardeşinim. Bunlar da Arap kardeşlerin. Hürmetli Bey'in Memati ismimizi söylemedi mi hiç? Yok, söylemedi. Sen nereden çıktın lan Nazır? Bugün Nazır değil, Hızır diyebilirsiniz bana. Duydum ki siz zordasınız. Lübnan'ın kardeşlerimi de aldım geldim. Hızır gibi yetiştim. Buradan da Karabağ'a gider miyiz? Orayı da azat etsek... Kardeşler yekpara olduktan sonra düşmanı avcumuz içinde boğarız.